Kerimamcı iyi akşamlar. Nasılsınız, iyisiniz? Berlin'den memnun musunuz? Memnunum. Kaç sene oldu Berlin'e geleli? 30 sene. 20 sene oldu. 20 sene oldu. Çalıştınız, hala çalışıyorsunuz. Emeklilik ne zaman? Emeklilik 60'da olacağız, erken emekli. 60 yaşında. Kaç senemiz var? 2 sene var. 2 sene maşallah. Emekliyi hak ettikten sonra nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl planlar var? Türkiye mi gitmeyi yoksa hala Almanya'nın soğunu mu? Yok, Almanya'da biz bu alana beraber gidecek. Şimdi Berlin'e alıştık. Buradan memnunuz. Memnunum. Türkiye falan gitmeyeceğiz, öyle mi diyorsun? Yok, gitmeyeceğiz. Devam. Bak, burada şimdi yatan rehberi var. Esasında yatağının tarihi geçmişi ne kadardı? Muammer senden alalım. Muammer söylesin. 700 sene miydi, 800 sene miydi? 730 mı? 830 sene, evet. Tarihi bir kasabaya sahibiz. Hakikaten. Köyümüzü burada helikopterden çekmiş resmen. Evet. Kızın mezarı. Evet. Yatağı kasabasının kaç sene olduğunu. Atamız. Türbesi orada yazıyor. Yatağı atamız, evet. Yatağın çarşı camisi. Abdi Bey Sultan Camii ve türbesi. Hadi akşamlar. Hadi Kerem amca. İyi akşamlar. Hadi bakalım, sağ olun, teşekkürler. Yatağan Belediyesi Başkanı. Yatağan Belediye Başkanı. Şu andaki başkanımız. Sayın Tuncer Tuçbilek. Nasıl, başkanımızdan memnun musunuz? Şikayetlerimiz var mı? Allah'a şükür şimdi bir şikayetimiz yok yani. Memnunuz yani başkanımızdan. Olmaz mı? Olmaz mı? Dünya yok. Nasıl bir faaliyetler yaptı? Sizce? Mesela yani Türkiye'de yangında olsun, depremlerde olsun, her tarafa yardım etmiştir yani. Evet. Yatağının gelişmesinde nasıl bir türlü şey var mı? Mesela sanayi bakımından? Var tabii, yok mu? Sanayi var. Sanayi bakımından. Üyeler konuşamaz mı? Yani bir faaliyetler yapıyor galiba değil mi? Mesela sanayi sitesi açmaya çalışıyor. Sanayi sitesi var. Henüz geniş bir faaliyete geçmedi ama yine temeli atıldı. Biraz işlem var orada değil mi? İnşallah büyür. Evet. Sonra... Zannederiz işler devam eder, biraz da gelişir değil mi? Tabii. İyi olur. Bayram geldi mi? Bayram hoş geldin. Bayram. Biliyor musun? Oldu, teşekkürler. Oldu, o zaman gene inşallah görüşürüz. Oldu. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin, hoş geldin. Sıratına sorabilirsiniz. İnşallah. Buyurun gelin gene abi. Oldu. Hayırlı akşamlar. Abdestiniz gidelim hemen. Selahattin Bey, kimi gösteriyorsunuz? Bizim yatağımızda ilk belediye başkanımız Sayın İhsan Tuçbilek. İhsan Tuçbilek. Hangi senelerde başkanlık yaptı? 56. 56'da muhtarlık olmuş. 1971 yılında vefat etti. 56'da 71'e kadar. Tabii. Hamburg'dan geldi. 46. 46 ne? Hayır, 46 yılında muhtar oldu. 56'da belediye başkanı oldu. Konuşmuyor mu? 71'e kadar. Evet, evet. Aynı hizmeti sürdürdü. Hatta onu devam edecek. Bir anıtı var galiba. Çeşmesi değil, İsa Tuşbek Çeşmesi. Bulvar var. Bulvar, evet, tamam. Orta Cami'nin santrala giden yol arasında İsa Tuşbek. Onun arasına gene iyisin canım, tabii öyle bir ufak bir şey, okey, okey, geçsin bak, anlamadım ya. İleride iş olur. Değil. Paramı veriyor, kurum çalışıyor. Onları çekelim. Bir zahmet yardımcı olsan iyi olur mesela.
Biraz açıklama yap. Evet, şu anda derneğimizin yardım ettiği, çocuklara yardım ettiği, sünnet yaptırdığı çocukları... 1993'te. Bu çocuk da sünnet. Evet. Giydirildi, kuşandırıldı. Bütün masraflar üstlenildi. Evet. Burada da görüyoruz. Bu çocuklarımız. Bu çocuklarımız orada. Değişik kıyafetlerle sünnet adaylarını yazıyor. Görüyoruz sünnet adayları. Hakikaten büyük yardımlar yapmışsınız. Bu arkadaşlarımız bunlar da dernekteki üyeler. Derneği ziyaret eden bizim köylü Aydın'dan belediye meclis üyesi Yılmaz arkadaşmış. Arap'tan Yılmaz evet. Çok güzel. Yani yatağından buraya geldiler. Evet. Ziyaret edildiler. Çok güzel. Burası vaziyet yatağın. Evet, yatağın burası. Yapsın oranı. Burası. Bu da bıçak yarışması festivalde. Birinci bu anda kim olmuş acaba? Birinciliği gösterir misiniz? Bu çocuk. Bakalım. Arkadaşımızın ismini biliyor musunuz? Şu anda biliyorum. Hayli zaman geçtiği için. Evet. Bıçakçılık festivali. Bu da sünnette yemek vermiştik. Onun içerisinde. Medresenin bu. Çok güzel. İstanbul'a etmedim sen de. Bu da yatağın girişi. Ve burada çalışan çocuklar. Yani çıraklar daha doğrusu. Bu mesleği devam edecek. Evet. Burası? Burası... Yatağın belediyesindeki... Evet. Oradaki çocukların... talebelerin, mezun olan çocukların toplu... Hayır, değil. Sünnet olan çocukların. Sünnet olan çocukların evet, başka, toplu evet, fotoğrafları. Sünnetin. Burada sünnet günündeki merasim... Evet. Şenlikler. Burada yine aynı. Bu çocuklarımız kimsesiz çocuklar mı yoksa biraz hayır, maddi hayır. Durumları? Maddi durumları biraz zayıf daha zayıf olan. Yatağanlı köy halkının evet. Çocukları değil mi? Yatağanlı ve çevresinde köylerden gelen çocuklar. Kaç çocuk vardı ortalama? İlk şeyde etapta 46 idi. İkinci sünnetimizde 35, üçüncüde de 50 kusur taneydi. Maşallah. Üç kere sünnet. Üç sefer sünnet köyünü yaptırmışsınız. Çok çok güzel. Burada da ilk dernek başkanımız Zühtü Deniz. Bir sene devam ettirdi. Ondan sonra Sezai Gülcanbay. 8,5-9 sene. Evet. O devre aldı. Bu arkadaşımız şu anda nerede acaba? Bu arkadaşımız şu anda iş yeri olduğu için işte yani. Evet, şu anda kendisi market çalıştırıyor burada. Evet, serbest meslek yapıyor. Evet. Gülcan Bey. Gülcan Bey'in kardeşi vardı. İsmi Bahattin. Bahattin evet. Benim okul arkadaşım olur. Evet. Beraber Google'a gittik. O da buradadır da. Evet. O zaman yan tarafa geçelim. Şu anda başkan Sezai Gülcanbay. Sezai Gülcanbay burada iftar yemeğinde. Burada değil mi? Evet. Bu da bayram namazından sonra, derneğimizde kılmış olduğumuz bayram namazından sonra toplu fotoğraf. Evet, Gülcanbay burada. Evet. Burada amirbesiz. Evet sayın seyirciler, şu anda yatağında imal edilen yatağın parasını görüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun kullandığı kılıçlar. Yatağında imal edilen değil mi? Evet. Acaba imal eden üretici yok. Arkadaşımız bu üzerine... işi olarak yapıldığı için örnek olarak yapıldığı için isim yok. Evet. İkinci Bıçakçılık Festivali'ne
yapmış olduğumuz yardımlardan dolayı. Evet, zannederim mütevazi bir arkadaşımız, esnafımız bunu ismini yazmadan yapmış. Hayır, yatağın belediyesi tarafından derneğimize evet. bir armağan olarak verilmiştir. Çok güzel. 1994 yılında. Hala yapılıp ticari amaçla satılıyor mu acaba yatağın parası yoksa? İlgi gösterenler alıyor evde üzerine. Asmak için. Evet. Festival günlerinde bayağı epey satılıyor yani. Özel siparişler, özel kılıflar üzerinde yapılıyor. Daha süslü, tabii, daha işlemli. Tabii yapanlar var yani. Sipariş evet. üzerine yapanlar var. Evet, orada zaten yazıyor. Yatağın ikinci bıçakçılık festivali. Bu hangi senesinden? 94. 94'te, 93'te başladı o zaman festival değil mi? Evet. 94 yılında yapılmış bir pala. Getirirken de çok zorluk çektik yani buraya. Özel izin falan aldınız. Tabii. Yazılı, belediyemizin yazılı vermiş olduğu şeyle. Gümrükten bildirdiniz ve bu yana. Türkiye'de uçağa binerken bavulda çıktı. Bu neydi dediler? Biz dedik pala. O zamana kadar polis hiç duymamış yatağın palasının ne demek olduğunu. O zaman izah ettik. Belgeyi gösterdik. Buraya getirdik. Derneğimizde şimdi şu anda bir yatağın sembol olarak duruyor. Şimdi bu palanın esas manası, anlamı acaba niye? Bu savaşta kullanılan pala mı yoksa? Tabii. Şimdi bu şimdi eski Yeniçerileri şöyle sunduğu zaman düşmanın yani ağır derecede bir darbe vermek tabii, için. Tabii darbe vermesi için bir de vurduğu zaman evet. Kılıç gibi değil. Orak. Orak şeklinde düşmanı evet. yere yıktığı için. Tamam, tamam. Amaçla kullanmışlar herhalde. Bu samuray kılıçları aynen. daha düz oluyor. Tabii. Daha başka bir şekilde yapısı oluyor. Evet. Bunlar ağır. Evet. Fakat kuvvetli oluyor. Şimdi bu yatağın palası patentli mi yoksa yani isteyen her kişi yapıp yani bunu şimdi, ticari amaçla satabilir? Şu anda bizim yatağındaki üreticiler bilir patentli mi değil mi? Şimdi ben o şeyde bir şey söyleyemem. Evet. Ama aslında böyle bir patent yaptırsalar süper olur çünkü belki yani de vardır yani şimdi. Evet doğru doğru. Tarihçelerde. Çünkü ikinci festivalden olan bir pala olduğu için henüz belki o zamanları yeni olduğu için. Evet. Onun, şimdi bunu yatağında her bıçakçı istese yapabilir. Evet evet. Çünkü yatağında dede mesleği olduğu için her demircilikte uğraşan kişi bunu üretme kabiliyetine sahiptir yani. Doğru. Bu görmüş olduğunuz kılıfı camız boynuzuna yapılır. Bu rengi böyle açık renk mi yoksa bu sonradan böyle renkleştiriliyor? Şimdi boynuz siyah olur. Siyah olur evet doğru. Bunu ısıtırlar. Isıttıktan sonra şekil verirler. Şekil verdikten sonra da bunu bir keskin bir şeyle üzerindeki siyahlığı attırırlar. Alttaki parlak evet, sarısını ondan sonra parlatıcıya verirler. Parlatıcıdan sonra bu hale gelir. Evet. Güzel, hakikaten çok ilginç. Tabii bunu ustalarımız daha iyi bilir. Biz şimdi demirlemekle uğraşmadığımız için evet. bize o nasip olmadı. Çocukken gördük ama sonra buraya geldik. Burada devam, onlarla uğraşmadık. Oğlu sağolunuz. Evet. Teşekkürler. Burası büromuzun dosyaları. Evet. Yönetim kurulunun evrakları, iş evet. yaptıkları yerler evet. daha doğrusu. Burada fotokopi makinamız, evet bilgisayarımız. Bir de yatağın fotoğrafını çekeceksem onu da çıkarırlar. Varsa yukarıdan çekilmiş resim yoksa büyük mü? Büyük. Büyükse o zaman kamera şimdi almaz. He. Kamera almaz. Çünkü... Ya şimdi ben 10 haftada kaç bin lira kazanıyorum? Hadi gönlük 100 daha yazıyor. Evet. O zaman gidecek canım. Evet sayın izleyiciler şu anda Berlin turumuzu burada sonra indiriyoruz. İnşallah bir dahaki sefere daha fazla kaydedeceğiz. Şu anda arkadaşlarımızla vedalaşacağız. Bir dahaki görüşmek üzere diyoruz. Hepinize iyi günler. Evet. Yine beklerim.
Evet bayram şimdi Berlin'deyiz. Evet abi. Karnımızı güzel bir doyuralım. Doyuralım. Yiyelim içelim. Burada bir tane var. Şunu ördük bana. Böyle. Hı? Şimdi kalite bakımından bir şey diyemeyeceğim yani. Valla ben de bilmiyorum. Çekelim mi? He? Sesen bir soralım mı? Yerlisi o zaman. Yok canım, hiç olmaz. Hep hiç olmaz. Bir de karşıya geçelim mi? Han TV magazin var mı başka magazin? Zaten onu inkar etmeye kimin gücü yeter? Han TV magazin bambaşka bir magazin. Hanover TV'yi tebrik ediyorum. Yayıncılık anlayışını tebrik ediyorum. Ve inanıyorum ki Han TV magazin bambaşka bir magazin olacak. Daha önce Alman kanallarında Almanca izleyen vatandaşlarımıza ve Almanlara yayın yaptınız. Biz Türk vatandaşlarımıza sunacağı Han TV'nin sunacağı yayınlarda başarılar diliyoruz. Hem magazin, hem bilgilendirici, hem değerli programlar sunmanızı ve başarılı programlar yapmanızı diliyoruz. Han TV Magazin, das etwas andere Magazin. Ihnen allen viel Vergnügen bei der Sendung.